Oğlum bu arada bu saatlerde yayın çok güzel oluyor. Yayınlarımı 6'ya falan mı çeksem ya? Beynimizin %3'ünü kullanırsak ne olur? Video başlığı güzel bu arada, beğendim. Canım ülkemin dört bir köşesinden gelen zeka pıtırcıklarının oluştuğu bu dönemde insanlar kameralara nasıl yakalan? Kendimi magazinci gibi hissediyorum. Normalde bu introyu birazcık daha uzatır, birkaç komik şaka yapardım ama bu müzik çok iyi. Yakın arkadaşlarımdan zeka parıltısı gösteren insanların çektiği videoları bana yollamalarını istedim. Umarım hepsini yayınlayabilirim. Sen kimsin lan? Ne yapın lan? Sen kime vurduğunu biliyor musun? Oo bir dakika, büyük olay. Bak ben biraz deli, biraz da manyak biri. Vay kardeşim, tehlikeli adamsın diga. Sütten ağzım yandı diye ineğin boğazını kestim. Yoğurt yeseydin ama ineği niye kesiyorsun? Bahşet. Canımı yaksan sana neler yaparım, sen düşün. Al o zaman. Ve bu ikinci yumruk. İşte şimdi canımı yaksın. Güzel kardeşim, bak buradan beni duyuyorsan vallahi beni de vurma ama gerçekten çocuğum olsan eve gelmezdim baba deme diye. Kardeşim olsan annemi babamı fişekler, seni bir şekilde evlatlıktan reddederdik. Denizde boğulsam ve beni kurtaracak insan sen olsan gerçekten boğulmayı tercih ederdim. Yılan olsam sen denize girsen seni ısırmazdım. Arkadaki adam. Bence bu adam onu nasıl telepatik şekilde dokunmadan dövdüğü için korkuyor. Bence gayet güzel. Fashion böyle bir şey. Bunu Gucci'ye satman lazım. Birader nasıl görüyorsun böyle ya? Bunu nasıl görüyorsun ya kanka? Önünü nasıl görüyorsun? Aramızda düşen kızlar var mı bu arada ya? Böyle düşmesin. Ben bir insanın bile bundan etkilendiğini bilmek istemiyorum. Ayrıca koltuk altı kılların fön çekmelik olmuş kanka. Bari böyle bir video çekeceksen yani. Ne yapıyorsun sen ya? Bitmiyor bir de. Bakınız, artık yarım görmenin havalı sayıldığı bir yüzyılda yaşıyoruz. Düşünsene, sabah uyanıyorsun. Soluna bir dönüyorsun ve... Ben oldum yalancı, şimdi bak... Oh, ne oluyor? Bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Uf, evet. Fat boy 35. Bence de bunda hiçbir şey yok. Sonuçta kendiyle barışık bir dans videosu bu. Bana daha böyle... Artos 4 aylık abone. Kardeşim niye sürekli abonelik serini kutluyorsun? Bu ne ya? Ben de abone oldu zannediyorum. Birisi ekrana bakıyorum. Ayıp be. Ayıp, bir de 4 aylık abonelik serini kutluyor. He. 12 ay beklerdik yani senden. Şerefsiz. Lan Artos, bu arada senin kediyi getir de bir ara. Aynı cins zaten bizim kediler. Buffy bir gayı versin ya. Ama şşş. Aa, kediyi kısırlaştıracağım ha yoksa. Artos duyuyor mu beni? Selamlar demiş Artos. Teşekkürler Artos. Of, iğrenç abi, iğrenç ya. Vallahi iğrenç ya. Abi iğrenç ya. Ya neden var böyle bir video? Allah belanı vermesin. İnsanlar götünü dayıyor oraya. İğrenç ya. Bundan neden iğreniyorsun ki? Yani kelimenin tam anlamıyla çeşmeden gelen su ve oradan gelen su aynı yerden geliyor. Aynı yerden, psikolojik olarak aynı yerden gelmesi önemli değil. O mantıkla bakarsak temiz klozetten de su içebiliriz o zaman. Sifonu çektik diyelim. İşte idrar midrar gitti. Orayı güzel bir domestosla silsek çamaşır suyuyla. Sonra bir daha bassak temiz oluyor. O zaman oradan su içelim. Kanıt mı istiyorsun? Tamam.
Babam benden 38 yaş büyüktür. Benim yaşım 7 ise babamın yaşı kaçtır? Bir dakika. Ay ay. Babam benden 38 yaş büyüktür, tamam. 8 yaş büyüktür. Benim yaşım 7 ise babamın yaşı kaçtır? Bir dakika. 45. Babam yaşı 38, benim yaşım 7, babam 8 yaş büyük çıkarsa 31. Fuck! Ben niye 38'den 7 çıkardım ki? Neyse, sonuçta buradaki adam benim verdiğim cevaptan daha salak bir cevap vermiş olamaz. Benim yaşım 7 ise babamın yaşı kaçtı? 38 yaş büyükse 30 ekledi mi? Niye 30 ekliyorsun kanka ya? Ne? 30 ekledi mi? Ya ben anlamadım şimdi. Babamla ben kardeş miyim? Babamla ben kardeş miyiz? Çok kötü. Ay. Üniversite sınavına hazırlanırken yaş problemleri çözüyorumdur. Kardeşim bir dakika, ne demek babayla çocuk kardeş olamaz? Bizim zamanımızda oluyordu amına koyayım. Bizim zamanımızda oluyordu. 1040 1040 daha kaçıda? Bu hesap ama çok iyi. Bizde 2080 1040 daha 2080. 10 daha. 2090. 10 daha. 2090. 10 daha. 2100. 2090 10. Kesin. 2090 10. Evet, işte beklediğim cevap. Kesinlikle. Tamam, normal kutu açan bir çocuk. Lanet olsun. Kalan videoları böyle izleyeceğim. Neden ağzınızda değdi, başınızda kullanıyorsunuz? Maske Covid'den bizi koruduğu için başımızın üstünde yeri var. What the fuck? Kimse kurgu değil, tamam mı? Ben bu hikayedeki maskeyim. Yanıyor hala. Bunun komik yanı aynısının başıma gelmiş olması. Bu çocuğu görünce aklıma nedense şu video geldi. Hemen böyle ufak bir mola veriyoruz Yugola'ya. 10 saniyelik. Dostlar, şu videoyu biliyor musunuz? Size yemin ederim. Bak. Geçen gün. Neredeydi o? Geçen bu videoyu 45 dakika boyunca izledim desem bana inanır mısınız? Serkan is my girl 10 saatlik versiyon. Arkadaşlar. 45 dakika boyunca izledim. Bak. Böyle bir şey yok. Serkan is my girl. Serkan is my girl. Serkan is my girl. Tarihin ilk trolü olabilir ya. Manyak ya. Neo is my girl. Peki Neo is my girl videoları çekip bana atmanız yok mu? Belki bununla alakalı bir video yaparız. Yapalım mı böyle bir video? Neo is my girl videoları çekin ve bana... Dur, yayından sonra Instagram'da bir story paylaşacağım. Belki böyle bir video yapabiliriz. Bu videonun çıkış hikayesini çok merak ediyorum şu an. Gençler, günlük kardiyomuz bitti. Acaba şimdi ne yapsa? Senden daha güzel söylerken videoya çekelim. Ama İngilizce. Kesinlikle. Bu adam çok iyi biliyor işi. More beautiful than you. Bir dakika. İngilizce mi lan? Dudak challenge. Bu ne lan? Ulan ulan, Bülent Ersoy gibi oldum lan. Bence gayet yakışmış bir lanet olsun, bunu da denemem lazım. Bu olmaz küçük.
Abi kesinlikle yapalım. Tamam yapalım ya. Hatta dur ben kaydedeyim bu videoyu. Şuraya kaydedeyim videoyu. Tamamdır, kaydettim dostlar. Neo İsmail gör. Yapalım bu videoyu ya. Bakalım ne tarz videolar çıkacak. Video çekiyorum ve ses bardaktan geliyor. Korkma, ben de sal kendime bir de bakıyorum. İşte bu yüzden asla çocuk yapmamalısın. Şimdi bana kimse yalan söylemesin. Herkesin telefonunda kendini böyle çektiği bir video vardı. Bu dayının tek sorunu... Vallahi bende yok. Bunu paylaşılmış olmasın. Beni lütfen takip edin. Sizlere yeni numaralarım var. Kendi paylaşmış. Arkadaşlar Blackpink grubundakiler çok zayıf ve benim göbeğim çok şişkan. Bir de insanlar... Diyet yap o zaman bunun... Niye böyle cringe bir video çekiyorsun ya? Bana overreact diyor yani. Ben çok normal konuşuyorum aslında. Acaba nasıl bir senaryo var? Tahmin edin bakalım. 1. Aşağıda gizlice bir tabak temizliyor. 2. Bir şeyler kesiyor. Ki meyveden bahsediyorum. 3. 25'li yaşlarda gerçekleşen vücut keşfi. Ve fark ettiysen aralarında hiç tahmin ettiğin şık yok. Ne oldu lan? Ya. Ya bazen... İğrenç. Gerçekten iğrenç. Ben... 1 milyon abone... Ben senin ne demek istediğini anlıyorum Hugo'la burada. Ya bazen... Bazen kendini sikesin geliyor böyle videoları izlediğinde. İntihar etmek istiyorsun, camdan atlamak istiyorsun. Ben niye yaşıyorum amık diyorsun. Çünkü herkes bunu yaşıyor, inan bana. İnan herkes yaşıyor. 1 milyon aboneye ulaştım ve çok da bir umurumda değil aslında. Ama ona özel bir şeyler yapmalıymışım. O yüzden bana yapılan videoların üçüncüsünü yapacağım. 4 mü? Lan kaçtı lan? Ama böyle slow motionlu videolarımdan kesit yapılmış videolardan bahsetmiyorum. Gerçekten çekilmiş, senin çektiğin videolar. İçinde Hugo'la geçen bir başlıkla YouTube'a at ve birkaç hafta içinde bunun videosu gelecek. Eğer bir şeyler çekmezsen o videoyu yapamam. O yüzden kalk şimdi ve bir şeyler çek. Komik olsun. Ve gülelim. Evet. Wow, Emre Oyunke 6 aylık abonelik serisini kutluyormuş. (gülüyor) 35'imde intihar etmeyi düşünüyorum ben de kanka. Evet. Hugo'ya yapılan videoda...